Okay. What up? Merhaba. 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 Arkadaş Biraz da sizden yaklaşık isterseniz. Bizden. mi? Ha, tanıyamadım da pardon. Okey. Ben konuşacağım, anlatacağım. Bir şeyler var Okey. çünkü anlatmam gereken. Dün bir olay yaşadık. Bir ruh olayı vardı. Bundan sonra GSF'in gelip mahallede bize polislerle yardım etmesinden dolayı oturup en azından bir 5 saniyede olsa hani oturup GSF hakkında bir şey yani iyi bir şey düşünebilecek kadar bir 5 saniyeye sahibim yani şu anda kafamda. Ve oturup düşününce şöyle bir şey var. Bugün hastaneye geldiğinizde şey söylediniz hatırlıyorsunuz değil mi? Şu arabayla el hareketi çeken siz miydiniz diye. Evet, o arabayla el hareketi çeken biz değildik. Buna %100 emin olabilirsiniz. Ne Dolunay ne de Turan bu konuyla alakası olmayan birisi. Aynı arabadan kaynaklanan bir olay var. Bunun dışında şöyle bir şey daha var. Aa, Dolunay'a sıkan full giyinimli yeşil birisi var. Bunun sizden olmadığını düşünüyorum ben. Çok fazla insan dolaşıyor burada, çok. Ben Benim bugün açıkçası hepsiyle konuştum. Hepsine sordum. Hiçbiri Dolunay'ı sıkmadığını söyledi. Tamam. Sadece... Dün ben olay şu. Tamam yok hayır dünden bahsetmiyoruz. Olay Şimdi bugün şu, olan benim mı? evet bugün Artunlarla yaşadığımız olayda mahalleye çatışmaya girmedim. Sadece Dolunay'ın peşindeki ona sıkan arabayı arıyorduk. Ve Dolunay aynı arabanın ona sıktığını ama içinde full yeşil giyinimli biri olduğunu söyledi. Nerede olmuş bu olay? Nalvur'un orada. Eczanenin orada. Eczanenin Eczane. orada. Ne oluyorsa Nalvur'da oluyor zaten. Yani o nabur hiç rahat durmuyor ki ama zaten. Şimdi şöyle bir şey var benim kafamda. Dünkü fight'ı zaten herkes az çok duymuştu mantık olarak. Haberlere de yansıdı. Bu konuyla alakalı bilen insanlardan savaş seven birisi varsa ve isteyen varsa Ballas'ın ve GSF'in konuşmadan belli başlı bir yola baş koyacağını düşünüp bir faaliyete devam etmesi gerektiğini düşünen birileri olabilir diye düşünüyorum ben. Devam et. Ve dediğim gibi biz bir şey yapmadık bu konuyla alakalı. Zaten dün de oturup Street Rules'a uyarak GSF gelip bize PD konusunda yardım etti. Ve bu konudan dolayı zaten minnettarız. Dediğimiz gibi zamanında aynı şeyi biz de yaptık. Onlar da bize karşılık olarak böyle bir şey gösterdiler. Teşekkür ederiz. Ben şey sormak istiyorum Bora. Şimdi biz dün yardım ettik size. Tamam Evet. mı? Ertesi gün neden Dolunay'ı vuralım biz? İşte Bunu ben neden de onu düşünmüyorsun? düşünüyorum. İşte ben de onu dedim zaten. İşte Ben de... düşünmeden hareket ediyorsun. Sonra İşte... Artun'u geliyorsun. AP pistolü Tamam. vurmaya çalışıyorsun. That's what Şimdi... you get. Okey. Cenk bir saniye. Biz şey... yani... Temporal'ın bir şey yap. Ben zaten... yani o grubun... Yani o anki o 3 kişinin arasında ben yoktum. Oturup... bu konuda hani... Söyleyip... kafalarını dank etmesini sağlayabilecek insanlardan bir tanesi de benim. Biraz yanlış bir misilleme olmuş. Bunun farkındayım. Ama dediğim gibi yani işte ben de aynısını söylüyorum. Hani dün gelip bize yardım etmenizden sonra neden böyle bir şey yapasınız diye ben de aynı şeyi düşündüm. Ve bu el hareketi çekme mevzusuyla ikisini birbirine bağdaştırdığın zaman ortalıkta bizim ve sizin bu savaşı körüklemek isteyen birileri olduğunu düşünüyorum. Ve şimdilik Bizde bu savaşı körüklemeye çalışan kimse yok. işte Önce tamam sizden el hareketinden bahsetmiyorum. savaş mı çıkaracağız Tamam abi? işte ha hayır ondan bahsetmiyorum. Yani gelip Yani çıkar bizim oraya çıkar dışımızda, çıkar yani çıkar sizin çıkar ve bizim çıkar. dışınızda kılık değiştirerek savaşı körüklemeye çalışan birileri Evet. var demek Evet. istiyor. Sizde yeşil Olabilir. evet yani sizden full yeşil giymiş birisi yok ve siz de diyorsunuz ki yeşil giyinmiş birisi Dolunay'a biz de sorduk. Sıkmadı diyorsunuz değil mi? Yo, özellikle Bir mi bana zaten baksana ya, bana şu... baksana. Yeşil giyimli miyim? İşte ha yani ben de Bendeysen ondan kimse bahsettim. değildir ha. Onu İşte düşündünüz ondan ha. bahsediyorum ben de zaten. Onu çözümlemeye çalışıyorum. Okey dediğim gibi yani bu yanlış anlaşılmalar üzerinde sürecek ve devamı yani hep devam edecek bu şekilde böyle ve ben böyle olmasını istemiyorum. Ballas olarak da böyle olmasını istemiyoruz. Yanlış anlaşılmalardan ötürü değil de
Gerçekten adam akıllı bir sebep veya bir olması gereken bir şey olursa zaten savaş olur. Bunun amacı budur, bunun olayı budur diye düşünüyorum. Orada şu da yanlış anlaşılmış, onu da ben düzelteyim. Dün haberde de Rolex yüzünden yazmışlar ama dün olay şöyle gerçekleşiyor, Artun'la olan olay. Biz Evet. saat satmaya geliyoruz oraya aracın içinde. Biz geldiğimiz an bize durduk yere silah çekiyor. Silah Durduk yere çektikten sonra... değilmiş. 3 kişi gelmişsiniz. Çocuk da acaba bir şey mi oldu diye çekmiş. Yo, biz orada Sonra da müşterinin yanına zaten geldik. yerine Görüyordu müşteri koymuş. olduğunu. Arkada O da müşteri gelmez vardı ama zaten. nereden bilsin çocuk? Tamam devam et. Müşteriye teslimatı yapıyoruz. Yanına gidiyoruz. Problemin ne diye. Niye silah çekiyorsun diye. Sen niye benim mahallemde böyle rahatça şey yapabiliyorsun? Yani, tam hatırlamıyorum nerediğini. Sonra ben karşılık veriyorum. Küfür ediyorum. Tek marifetin küfür etmek mi lan senin diyor. Ben de çıkarıp sıkıyorum. Olay bu. Tamam da neden küfür ediyorsun adama Kanka konuşurken? siz kereçe bakabilir Bugün de misin? Küfür çünkü daha önce de etmişsiniz. birkaç olay yaşanıyor. Birincisi biz yine dolaşırken gelip bilerek yanındaki çocuğun adını hatırlamıyorum. Onunla beraber önden çarpıyor ters şeride girerek. Bir şeyler söylüyor arkamızdan. İşinden gidip laflarına dikkat et bir daha yoksa senin için kötü olur diyorum. Bunu söyledim daha Değil mi? önce. Sonrasında Donlay senin olay neydi tam olarak onu söylesene. Dalga Hangisi? geçti, güldü geçti, güldüğü hatırlıyorum. Evet. Şimdi polisle aramızda bir şey oluyor. Beni vuruyorlar, Kaan bayıltıyorlar. sen konuşuyor muydun? Ha, İlk defa sizin dedim, okey. ne anlattı ona? Sonra beni doktor polis hastaneye götürürken görüyor ve gülerek geçiyor. Yani bu olay. Yani bizim yapmadığımız şeyler üzerinden bizimle yani oturup insanlarla dalga geçmesi falan hoş bir davranış değil. Biz oturup sizinle gelip bu ateşkes içerisinde zaten yaşanmış bir olaydan dolayı bir kere bir işte rambolarla bir sıkıntıya girdik. Ondan sonra zaten kendileri yüzüğümü aldı. Yüzüğümü geri verdikten sonra da ben kendileriyle konuştum. Aramızda bir problem olmadığını ve hatta kendilerine bir iş konusunda fikir vermiştim hatırlıyorsan Rambo. Zaten yani bir savaş istesem böyle bir şeye kalkışmazdım diye düşünüyorum. Ama Artun'un yaptığı davranışlar birazcık gerçekten agresif. Ben de bunu agresif olduğunu düşünüyorum. Ortadaki mi? Ve şöyle bir şey var. Yani biz kimseyi şu anda böyle oturup da vurmanın derdinde değiliz. Hepimizin zaten durumunun yani durumun belli ve ortada olduğunu varsayarsak hepimizin paraya ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Bir de zaten bu şey mevzularında da galiba GSF olarak Artun bir iki bir şey söylemiş. İşte Cenk abim böyle böyle saat satılmasını istemiyor demiş galiba Kaju'ya. Doğru mu Cenk? Bilmiyorum ben çok ama. Doğru. Böyle bir şey Saatten dolayı söylemiş. dün 3. Dünya Savaşı çıkmadı mı? İşte ben de sana onu söylüyorum. Asıl olay zaten yapılan bize bir terbiyesizlik var. Yani Evet, ortada. saatten dolayı Ve çıkmadı aslında. saatten Saat çıkan bir şey dışından değil dolayı yani çıkmadı bu. aslında o. Saat mevzusu kapanalı çok uzun Terbiyesizlik zaman nasıl oldu. oluyor? Yani Artun denilen arkadaş sürekli bizim gruptan Dolunay'la veya Atlas'a sürekli hep bir Evet. laf çarpıtma, bir laf sokma Şimdi diyeceğim derdinde. de yani O bir cevap dakika. vermiyor ki de Şimdi onlar zaten. Çok da bir sorun Dolunay olmuyordur dediğinde yani üçten. trafikte önümü kırıp bana sonradan hayırdır çekiyor. Yani Tamam mı? bence çok da haksız Okey. değil. Yani bir korda bastım diye yanıma gelip sorun var mı hayırdır diyor. Ya sen beni ne kadar tanıyorsun da bana hayırdır çekiyorsun yani. Okey Kimmiş abi? tamam Kim ben efendim? işte hep beraber şu anda zaten tanışıyoruz Abi zaten tekrardan. Ben de Dolunay'a da aynı zamanda burada insanlarla tanışsın, insanların kim olduğunu öldürüyorum görsün ve olayı anlatsın diye getirdim. ben. Yani ben de şöyle diyorum yani bu tavırlara devam edilirse yani kusura bakmayın da adam mahallesinde de silah çeker, orada da silah Tabii çeker. canım bak şimdi ben Ben zaten de oradan şimdi bahsetmiyorum. bir Hayır, dakika. olan bir Ben de ateşkes vardı ya şimdi dedim. yani gidip adam kız orada bana gelip atar yaparsa ben de gidip silahımı çekip vururdum, geçerdim. Ama ben sıkıldım anladın mı? Evet. Hani böyle insanların sayısından şeyinden dedim var git yoluna dedim zamanında bunun için savaş çıktı amına. Evet. Bir tane daha trafik hatalı sollamadan ben savaş Evet ben istemiyorum o yani. hikayeyi duydum ya Tunç anlatmıştı. Ha. Yani benim demek istediğim tavırlarla alakalı tamamen. Okey dediğim gibi bizim şu anda yani siz de yapmadığınızı söylüyorsunuz. Bizden de olan bir şey yok. Yani savaş
Apartmanın da bir olayı yok şu anda. Ve hani şu anda bir sizin mahallede olan ben, tamam okey, hani Konuşabilir bugün miyim? 1-2 gün boyunca Tabii, şey olabilir konuş. de. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi ben yıllardır uğraşıyordum da genel bu işlerle. Ve Ballas'ta hep gördüğüm ortak bir özellik şuydu. Bir olaya kalkışıyorsunuz. Sonrasında da garip bir şekilde olay böyle çok garip yerlere gidiyor. Yani daha çok genelde özür dilemeyle bitiyor da bu. Siz tam olarak neyi hedefliyorsunuz bize konuşarak? Yani böyle her konuşmadan sonra gidip tekrardan bir şans deneyip tutmadıktan sonra bir daha böyle toplantı yapacaksak bir daha yapmayalım. Son toplantı olsun bu Okey, yani. bu dediğim gibi Yani benim last amacım meeting şu. olsun Aynı diyorum o şeyi zaman. derneğe de yaptınız. Evet. Özür dilemişsiniz. Doğru, Sonra bir daha yapıyorsun. özür Bir daha. dileme mevzu değil. Yani Sen falan yanına anlatsın, anlatsın. gelmişsin. Okey. Yanına gelmişsin. Kısacası özür dilemişsin. Bunun başka bir Yo, açıklaması yok. hayır, özür dilemedik. O gün bir sorun yaşamıştık. Evet, özür dilemedin. Şöyle dedin tam Bir tersine. aracı İşte biz size bir vardı. şey yapmak istemiyorduk falan. Anlattı bana Orada Rambo'nun. mıydın? Orada mıydın da biliyorsun bu Yo, kadar? Rambo anlattı. Rambo'nun dediği bana yeter. Senin dediğini dinlemeyeceğim tabii ki. Kıçı kırık bir ballı suyasın dediği Tamam, umurumda değilim. laf atmayalım da germeyelim abi ortamı gereksiz. Yok. Ben olayı anlatırken lafımı bölüyorsunuz. Bölmeyin. Bir şey anlatırım çünkü burada. Ya Burada ben bir olay şöyle diyeyim. oluyor. Bak aynısını Şevket de yapıyordu çünkü. Bir olaya giriyordu bizle. Sonra arkasından gelip yok işte böyle değildi. Yok işte bizim amacımız motorculardı. Yok işte bizim amacımız şuydu. Arkadaşlar sizin amacınız ne tam olarak? Gelip Hood'da böyle sıkıyorsunuz. O zaman sıkmadan önce gelin bizle konuşun sonra sıkın. Yani savaş Haksız mıyım? istemeyen bir taraf Yani var. Bence o tek kişi Bora ama... Wannabe'lere terbiye vermeyip gelip burada bize mi atak koyuyorsunuz? Adam terbiyeli Oğlum bana gayet bir bir ne ama senin de sinemaya yanında karşı Tunç var. terbiyesi Tunç kim ki? vermiyorsun. Yani. Yani Biz araç çocuk kadar da parçalanan sürekli adamla onun konuşuyoruz. çok bir farkı yok benim gözümde aynı. Adamımı nasıl eğitmemi senden öğrenecek değilim ya. Yani burada eğitim veya mahalle şeyini Okey, tartışmıyoruz senin zaten. amacın ortadaki bu yanlış anlaşılmayı netleştirmek değil mi? Evet. Evet. Tamam. Ama Peki neden arkadaşın öyle sıkmadan yapmış önce işte. gelmiyorsun? Evet. Ben de İşte sana bunu ben sorayım. zaten bu mevzuyu hani şöyle söyleyeyim size. Bu mevzudan haberim olmadı, öyle söylüyorum. Yani şöyle bir haberim olmadı. Ben zaten hastanedeydim. Onlar 3 kişi başka bir arabadaydılar. 3 kişi başka bir arabadayken bir olay yaşanıyor. Bana söyleniyor. Deniyor ki böyle böyle yeşil birileri dolunayı taramış. Bir bakmaya gidiyoruz diye. Ondan sonrasında Küçük olaylar olmuşsun. çıkıyor. Sormak isterken olaylar çıkıyor yani. Bora, sen bu olaylar yaşanırken şehirde miydin? Evet, şehirdeydim. Sen sıktın mı Titreme peki Hayır. Artun'a? Sıkmadım. Yani anladığım kadarıyla düşünebilme yetisine sahip olan tek kişi sensin şu anda. Ondan muhatap olarak seni belliyorum. Bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorsun şehirde. Evet. İki grup arasındaki Evet. çatışma olmasını isteyen birileri olduğunu düşünüyorsun. Evet. Peki kim yani? Kim yani? Bilmiyorum, bulacağım ama. Bulacağım yani. Ve bulup isterseniz dediğim gibi yakaladıktan sonra sizin de önünüze atıp istediğinizi yapabilirsiniz yani hep beraber aynı Ben şekilde. sana şunun garantisini verebilirim. Bu neydi isimleri? Poyraz'dır, Artun'dur vesaire. Bizden habersiz, bizden şeysiz gidip de size böyle artistlik İşte yapamazlar. ben de Çünkü aynısını sonuçta düşündüm. Yani sizin ne bu olacağını Artun gayet dediğiniz iyi çocuk, bir biliyorlar. saniye bir saniye, ben şunu Evet. söylemek istiyorum. Bu Artun dediğiniz çocuk daha 2 gün önce boş boş motelde bisiklet sürerken nasıl bir anda sizin kefil olabileceğiniz biri oldu? Yani senin de Abimiz değil liderin ki araç çocuk parçaladı yani. ama ne anlatıyorsun abicim sen? Ne Şimdi anlatıyorsun oğlum şöyle bana? bir şey Atar gider söyleyeceğim. koyuyorsun. Bir saniye, bu eski mevzuları açmalık bir yer Tam olduğunu kimsiniz ki düşünmüyorum. oğlum siz? Tamam, şu an eski mevzuların açılması gerektiği yer olarak düşünmüyorum ben burayı. Bizden Tamam ben önce sana başka şunu birileri sormaya varsa çalışıyorum. da. Buraya gelip fevri fevri sıkacaksınız durmadan Hu'da. Bir net bir çizginiz olsun onun Tamam. üzerinden ilerleyin. Tamam, Senin ben net bir rütben ne çizgi orada? yaratacağım. Lideri Merak misin etme. sen? Hayır, Yardımcı lider lideri misin? değilim. Neysin? Evet. Ya Tamam senin haberin olmadan lider bunların yardımcım. nasıl gerçekleşebiliyor? Tamam, işte ben de sana Lider diyorum ki kim peki bundan genel sonra olarak? net bir çizgide ilerleyeceğiz. Buna benim sözüm üzerinden inanacaksanız, ben dediğim gibi bundan önce bir Şevket mevzusu varmış. Herkes Şevket Şevket diye sürekli bağırınıyor sağda solda. Kendisini Aa, tanımıyorum. Nasıl bir görmeseydin lider hiç olduğunu konuşma ya. bilmiyorum. Okey. Kendisini tanımıyorum. Gerçekten nasıl birisi olduğunu bilmiyorum tam olarak, tam manasıyla. Çünkü bir insanla konuşmadan anlatılanlardan çok da fazla bir şey. Yani evet, elde edersin ama her şeyi elde edemezsin yani kişiliği hakkında. Ve ben oturup dediğim gibi ya, bu saatten sonra çizgimizi koruyacağımıza benim sözüm üzerinden emin olabilirsiniz. Ballas sizin belki de Şevket dediğiniz herifin zamanındaki Ballas gibi olmayacak bu saatten sonra. Keşke öyle olsa ya. Yani ben de öyle söyle, ben de bu sözü verebilirim yani size. Başka bir söz veremem yani. Da Rambo inanmak bu size verilen söz kalmış bir aynı şey. mıydı? Size Yok. verilen birebir buna benzer bir şeyin ne Yok tarzı canım, yok. peki?
Yok, daha çok şeydi işte ya. O gün konuştuk, hani peder falan da vardı, hatırlıyorlardı zaten. Evet. Yani o gün hani bu saatten Tunç falan vardı işte. O mevzu, eski mevzular konuştu. Bizim Tunç'la aramızda olan işte peder muhabbetleri falan filan. Hani şey geçti. Yani biz sizin kim olduğunuzu bilmiyorduk. İşte bu kimdi? Ertuğrul Gazi miydi? Neydi, neydi? Galiba eski evet. Sana ona nasıl geldi ya? Ha, şey ya Padişahlık devrine işte. mi gittik geri? Ne Ha, oldu? abi çok O kadar yani mı eskiydi? yok yok ya şey bayağı muhabbeti ya. anlatıyorum. Biz işte onun gibi sandık işte, hani hiç bu sokaklarla alakası olmayan insanların işte orada sattığını zannediyorduk falan filan. İşte şimdi sizi tanıdık işte, böyle olmayacak şöyle olmayacak falan tarzında bir konuşmaydı yani bizimki. Ki ondan sonra bizim Rolex'lerle alakalı bir problemimizi gördünüz mü insanlarla? Ben gördüğünüzü düşünmüyorum genel olarak da. Kimseye de agresiflik yapmanın derdinde değildik. Zaten konuştuk, masada çözülen herhangi bir şey sokağa da Her şey yansır. yolunda mı? Yo, zaten biz Sıkıntı de yok. satmıyoruz ya. Zaten derdimiz Rolex Molex değil ya. Sikim Rolex'in amına koyayım Ben ya. de sikeyim Rolex'in ha, bu kadar basit de işte, yani dediğim gibi. Yani bir olay olacaksa bari adam akıllı bir şeyden çıksın istediğimden Bak kaynaklı ya. yine Başka bir şey değil. çelişkili konuşuyorsun. Bora diyorsun ki sikim Rolex'i. Ama yaptığımız toplantıda işte yaklaşık bir hafta önce de Tamam bak, Atlas ben diyor ki Rolex satın şimdi alamazsın yalnız sikerim diyor. Yani o bir ne hayır. o bir istiyorsun Rolex misunderstanding konusunda? abi. Bak bu yanlış anlaşılmalar benim Ne? hayatımda benim peşimi bırakmayan şeylerden bir tanesi. Tekrar bir şey değil mi? Bu Tabii bu zaman. dediğim gibi yanlış anlaşılmalar peşimi bırakmıyor. Orada bizim söylemek istediğimiz dışarıdan gelen, yani bu illegal toplantısının dışında olan insanlardan bahsediyoruz biz. Yani oturup siz satamazsınız gibisinden muhabbet değil. Ama oturup hani Yo, Rambo Atlas orada. bayağı bizden başka kimse satamaz Okey, Rolex'i. Bunu tamam, genç öyle nesapta anlaşılmış sadece siz de olabilir. satabilirsiniz ama Tamam. başkası satamaz dedi. Okey. Yani bunu kuralı nasıl koyabiliyorsun? Vali mi oldu? Anlamadım ben bir anda ya. Ben Bir anda. satamaz diye bir şey söylemedim. Sen yanlış anladın. Toplantıda ilk illegal meeting'de sadece biz satacağız dedim. Yani şey bizim group street'te beraber yaşadığımız insanlarla biz satmak istiyoruz dedim. Ki çoğu kişi de gelip Yani bize sattı zaten saatlerini evet, böyle aynen şey öyle. Farkındasınız değil mi? Bu saatlerin genel alıcıları genellikle Forum Drive'da oluyorlar. Ve Evet. genelde her insan da Forum Drive'a geliyor. Ben bir şey söylemek istiyorum bu konuyla alakalı. Bizim önceden de yaşadığımız Okay. deneyimlerle bağlantılı bir olay bu. Biz zamanında işte bu olarak yeşil kıyafetlerini giydiğimiz dönemlerde işte peder, bugün gördüğünüz adam vardı. Çok uzun bir hikaye, bilmem anlattılar mı size, bu savaş mavaş çıkmıştı bir tane Evet, trafik Tunç kazasından dolayı falan. anlattı onları. Biliyorum. Evet. O zamanlar Ballas bizi bir şekilde işte saygı gösterirdi. Bu şarkılarla disleşme vesaire falan filan vardı. O kadar da onun üzerine çok çıkmıyordu bu olaylar. Aynı şekilde Vagoslar da öyleydi. Durmadan böyle yani arka plandalardı. Zaten Vagos hiçbir zaman bir şey olamadı da yine de yani bir şey olmak için de çabalamıyorlardı bize karşı. İşte doktor vuruyorlardı hudlarında. Çünkü maksimum onu yapabilirlerdi. Sonrasında biz bunlara hanta çıkmaya çıktık. Yani avlamaya başladık. Tabii ki hepsi o Barrio denilen o amcık yerde pusmaya başladı falan filan. Her neyse üzerinde bu savaş çıkmaya başladığında bunlar pederin tarafını seçti. Biz bir herhangi bir taraf seçmedik çünkü umurumuzda değildi kimin bize ne sağlayacağı. Önemli olan bizim tam olarak ne istediğimiz. Yani peder de bizim istediğimiz şeyi veriyordu. Hüseyin de veriyordu. Neden birini seçmek zorundayız yani? Evet. Neyse üzerinden bayağı bir zaman geçtikten sonra bunlar pederin köpeği olup Şaban, bu Cenk'in solunda kalan siyahi arkadaş, hastanede yaralıyken çıkışta bunu aldılar yaralı bir şekilde. Hiçbirimiz yoktuk o sırada. Evet. Kendi başınaydı. Sonrasında bu çocuğu aldılar. İlk bir mermi manya ettiler. Arkasından da yakmaya çalıştılar. Şimdi aylarca bizim böyle ayağımıza kapanan, işte bir sorun olduğunda bir şekilde böyle bize yürümeye çalışan, işte bir sorun olduğunda geri evin içine giren tipler bir anda ne hikmetse o otun etkisiyle gittiler bu Şaban'a bunu yaptılar. Bagosa dedi zaten. Şimdi benim gördüğüm tabloda geldiğim 2 günden beridir durmadan bir vurma Hood'a gelip. Hadi siz onlardan daha farklısınız. Arkadan hiç çevirmiyorsunuz. En azından gelip Hood'da bir şey yapıyorsunuz da. Ya İkisi de mahallede benim olan gözümde çok mahallede dengesiz kalır bir hareket. bence. Evet. Eğer yani bu tabii ki yine günün sonunda Tahsin ve Cenk'in kararı olacak da, eğer yine günün sonunda böyle bir konuşmayı yaptıktan sonra küçük bir olay yaşanıp arkasından vay böyle bir şey yapılmış diye yine yargısız bir şekilde infaz muhabbetine şey olursa artık onun bir geri dönüşün olmayacağının Tabii ki. farkındasınız değil mi? Hepimiz Evet. farkındayız. Aynı Evet. şekilde zaten. Hepimiz farkındayız bunun zaten. Yani Okay. buraya gelip konuşmamın tek amacı dediğim gibi yani istenmeyen bir olay var ve yanlış anlaşılmalar üzerinden birileri birilerine
gereksiz sıkması da sonuçlanıyor. Ve bu sadece sizin bizim değil, mahallemizdeki insanların, arkadaşlarımızın, çevremizdeki dostlarımıza da sıçrayan bir duruma geldi. Ve ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Ondan dolayı da böyle bir konuşma yapmak istedim. Kararınız ne olur bilmiyorum. İsterseniz yani ya şu an ya kafanızda bir şey konuşacaksınız. Yo. Sonra. Biz dediğimiz olarak genel olarak şu anlık bir savaş durumu vesaire istemiyoruz ki bunu toplantıda da belirttik. Hı-hı. Ama işte gelip de mahallede sıkan birisi olursa veya forumda yaşayan çocuklara satışan biri olursa karşılık vermek zorundayız. Yani biz savaş yani istemiyoruz da. Yani siz rahat sürece biz de rahat duruyoruz. Mahallede olan mahallede kalır muhabbeti. Ben onda sıkıntı yok. Aramızda bir dert, bir tasa olursa zaten yani her şey street üzerinde çözülebilecek şey yani. Ben şeyi anlamanı istiyorum Bora. Aha. Bu illegal toplantısında ben ateşkes lafını ortaya atan ilk bendim. Savaş istemiyoruz dedik ama savaşamıyoruz demedik. Artuna, Baran'a, Poyraz'a veya herhangi mahallemizde takılan bizim sahip çıktığımız insanlara böyle yamuk yaparsınız, yerden kalkamazsınız. Bunu anlayın istiyorum ben. Rolex'i de sikeyim, hatalı sollamayı da sikeyim. Benim derdim bu çocuklar. Bu çocuklara bir şey yapamazsınız. Okey, biz yani, de aynı şekilde. Bizim de yani recruit olacak insanlar varsa, mahallemde yaşayan insanlar varsa ben de aynı şekilde korumanın derdindeyim. Yani bu kadar basit. Tamam, biz onlara bulaştık şu ana kadar. Yani gördün hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadık. Neden? Ama hep Artun'un başına geliyor bu olaylar. Şöyle bir durum var. Ben o bu zaman... çocuğu... yani, daha önce yani. Sizde herhangi bir bağlantısını görmedim. Çocuğu ben boş boş dolanırken görüyordum. Bağlantısını yan söyleyeyim sana. Sormadın ama bak bir saniye, bir saniye. Beni dinler misin? Bir saniye. Ben sadece o çocuğun Artun denen elemanın boş boş dolaştığını gördüm. Sizin yanınızda bir kere bile görmedim. Çocuğun niye, gayet... Sen niye sormadın bunu? Sen 7/24 bizi görmüyorsun ki. Zaten genelde mahallede görmüyorum. Biz satış yaptığımız zaman o eleman gelip boş boş orada durup gidiyordu. Ben sadece bunu görüyordum. Ya durmak zorunda değil zaten, öyle bir kural yok. Ya yani. Tabii ki canım. Biz yeterince yani orada onlar durduk. Kendi mahallelerinde nasıl yaşadıkları önemli değil. Yok, o çocuk hep orada. Yani isterlerse mahallelerinde yaşarlar, isterlerse başka yerde evleri varsa başka evlerinde yaşarlar. Bu senin şey yapman gereken bir şey değil. O çok karışmayalım yani, onlar kendi mahalle mevzuları. Yani dediğim gibi, benim bahsettiğim şey şuydu, ben bu çocuğu yanınızda görmedim. Yani gelip gayet wannabe bir tip geliyor, yeşil şapkasını takıp Nita boş boş atar koymaya çalışıyordu. Bize silah çekmesinin bir amacı yoktu. Biz sadece satış yapmaya gelmiştik oraya zaten. Müşteriye verip gidecektik. Arabayla yanaştık. Biz zaten normalde tam içine de girmiyoruz mahallenin yani. Evet, kenarlardan, köşelerden yani. Hani oturup yani sizin mahallenizde... Bu çocuk hiç sizin yanınızda görmedik diyorsunuz. Aha, evet. Aynen. Yani o çocuğun bizim yanımızda durmasına gerek yok zaten. Bizim onun yanında durmasına gerek var. Bir telefonla biz onu koruruz zaten, bunu anlayın. İşte yani ben diyorum ki ben bu çocukla bağlantınız olduğunu bilmiyordum, bunu diyorum. Yani mahallede takılmasının bağlantıdır. Sorsaydınız ama. Biz mahallede takılmasına izin veriyorsak demek ki o çocuğa biz kol kanat germişiz. Okey. Yani mahallenin içerisine yani. Vuruyorsun adamı. Dışında vursan hadi ayrı bir şey de içinde vurduğunda artık o bizi de bağlı. Bizden olmasa bile adam. Sokağın içinde tatsızlık çıkarıyorsun çünkü. Evet. Okey. Çünkü çocuk bak gelip bana şöyle bir şey sordu. İşte abi ben bu ballastları görüyorum. Bunlarla aram kötü olursa size kötü yansır mı? Ona dediğim şey şu oldu, aranı iyi tut, kötü bir şey yapma, eğer kötü bir şeyler yaparsan bize de bu etkisi olur. O da tamam abi dedi, hiçbir şey yapmayacağım. Gördüm de öyle selam vermek zorunda mıyım dedi, ki vermek zorunda değil. Değil, evet. Bunu siz de biliyorsunuz, siz de vermek zorunda değilsiniz. Evet. Kendi kendine sakin sakin takılıyordum. Ama öyle bir lokasyonlara arabasını koyuyor ki tam mahallenin böyle giriş yerlerinde arabaya mi? Falan yok bizim değil. Yani şöyle. Hani bir saat satma mevzusu var ya, aralarda saat satılan lokasyonlar var. Müşteriler oraya evet, geliyor müşteriler genelde. Müşteriler genelde ara sokaklarda bekliyor şimdi zaten. Biz o ara sokaklar, biz Forum Drive'ı da rahatsız etmenin derdinde değiliz. Biz zaten orada saat satıyoruz. O saat satarken de oturup mahallenin tamamen içinden de geçmiyorum ben yani hani. Üzerinde ballas kıyafeti var. Sizin tanımı, yani tanırsınız çoğunu da. Hani oturup belki olayı bilmeyen bir insan vardır. Yeni hapisten birisi çıkmıştır. Olaylardan haberi yoktur. İnsanlarla aramızda bir problem olmasın. Sizinle aramızda da bir problem olmasın diye. Ben zaten oturup Forum Drive'ın başından sonuna kadar arabayı sürmedim. Aralarda zaten olan müşterilerin hepsini aralardan, arayollardan. Sadece kenarlardan, köşelerden, hani geçişlerde belki Forum Drive'ın üstünden geçmişimdir. Onun dışında başka bir
içine girme veya kenarından dönme muhabbetleri dışında çok bir şey olmadı zaten. Biz de yani hepimiz işimizin, paramızın şeyine bakıyoruz. Siz de aynı şeyi düşündüğünüz için zaten. Ama Artu'nun arabasını sürekli o geçiş noktalarına koyup orada durup ne vardı falan gibisinden davranması birazcık bizi geriyordu. Bunu gelip konuşmalı mıydık? Evet, konuşmalıydık. Yapacak bir şey yok. Olaylar buraya çekildi. Ve buraya çekilmesini hiç istemediğim bir şekilde. Ben gerektiğinde bana ulaşabileceğinizi biliyorsunuz zaten. Hani bizimle alakalı bir sınır, ya yani bir sıkıntınız varsa ya da hani Ballas böyle böyle bir şey yaptı mı diye sormak isterseniz oturup her zaman telefonumun açık, yani bana ulaşabilirsiniz. Ben en çok buralarda olan insan benim çünkü. Okey. Şeyi soracağım. Saati satmaya tahsin, yani satsınlar istiyorsan ben sorun yok da. Bu sokakta hiçbir şekilde bizim olduğumuz bölgede Vagos bir satış yapmayacak, bilginiz olsun. Eğer dahil olursanız da, yani evet, şimdiden uyarayım size. Yani biz, yani Vagos'tan hepsine vuracağım çünkü. Şu an bir şeye dahil olmanın derdinde değiliz zaten. Evet. Okey. Peki, hala o zaman sorun yok. Okey. No problem, gidelim o başka zaman. Başka yoksa tamam. İyi günler. Thanks for the meeting. Kolay gelsin. Yapalım. Neyse, günün sonunda en azından Vagos'u vurduğumuzda ballastı bir şey.